Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2 Aralık Perşembe akşam 20.49 sularındayken kısa vadeli dolar analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde 14.05 hedefimiz geldi demiştik ve merkezden bir müdahale gelmişti. Sonrasındaki Düşüşten sonra acaba düşüş trendi bitti mi bitmedi mi sorularına cevap bulmaya çalışmıştık ve özetle de şöyle yazmıştık. Dolar TL'de bahsettiğimiz 14 TL hedefi de geldi ve bu noktadan Merkez Bankası müdahale etti. Ancak burada 12.95 üzerinde kapattıkça günlük bazda yükseliş trendi devam eder. Kısa vadeciler yani 5 saatlik için konuşacak olursak, 13.45'ten düşüş trendi başladı ve 13.33 altında kaldıkça da devam eder. 13. 13.45'lerden zaten 12.60'lara kadar inmiştik ve 13.33 altında da kaldıkça bu kısa vadeciler için 5 saatlik fazla düşüş trendi devam eder ama 13.13.33'ün üzerine çıkarsak burada önce 13.45'ler ve sonrasında daha üst noktalar vardı o noktada da buraya yazmıştık destek direnç noktasında eğer 13.45'ler kırılmazsa bu sefer bu yani bugün 13.45'ler kırılmadıysa arkadaşlar ben 12.95'ler beklerim demiştik ve bugüne geldiğimizde 13.45'ler 13 kırılmış durumda ve şu an 13.74 civarında geziniyoruz dolar TL'de arkadaşlar günlük bazda Dün söylediğimiz gibi arkadaşlar yükseliş trendi devam ediyor. Dün 12.95 üzerinde kalsak yeterli değil demiştik. Şimdi birazdan önemli rakamı sizlere yine vereceğiz. Şu anki en basitinden grafiğe baktığımızda şöyle bir alttan trend çektiğimizde burada 13.20'lerin hatta daha da yakından bir trend çizgisi çektiğimizde şöyle trendin daha doğru olacağını düşünüyorum yakın vadeye baktığımızda. Dolayısıyla bakın burada 13.55. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça trend açısından ben yükseliş trendin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda 13.73'lerde olduğumuza göre yükseliş trendi dün de bitmemişti. Dünkü kapanış 13 12.95'in altında olursa düşüş trendi başlayabilir demiştik ama Gördüğünüz gibi 13 50'ler civarında kapattı. Bugün ise bizim 13.55'ler üzerinde kalmamız gerekiyor. Yarından itibaren yarın da yine 13.55'ler üzerinde kalırsa yükseliş trendi devam edecektir. Bugün de 13, 13 ler bizim için önemli diye bahsedebiliriz. bakın trendin alt desteği 13.20 13.13. 13. bu bölgenin üzerinde kaldı aşikar ve aslında şuradaki gibi bir düzeltmesini yaptı. Yeni hareketine doğru gidiyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Arkadaşlar. Ondan bahsetmek istiyorum. 5 saatlik baza açarsak daha iyi gözükecektir. 5 saatlik bazda da. Şurada 12.25'ten sonra 12.03'ten sonra hatırlarsanız 5 saatlik bazda yeniden bir yükseliş trendi başladı demiştik ve sonrasında da 14.05 hedefini vermiştik. Burada aslında gözükmüyor ama gerçekte görüldü ve sonrasında orada bir düzeltme geldi. Ee, ve burada da 13.33'ün önemli olduğunu hatırlarsanız aktarmıştık. Bakın burada 13.33 kırıldıktan sonra sert bir şekilde hareketler yukarı doğru devam ediyor. Ve burada artık yine Twitter sayfamızda hatırlar mısınız bilmiyorum 1382 seviyesini vermiştim sizlere yine 1382 bizim için önemli ve bugün de en yüksek seviyesi 1382 arkadaşlar o seviyenin üzerinde artık yarın durumun ben netleşeceğini düşünüyorum bakın burada bir kendi çapında bir ikili tepe oluştu şöyle temizleyeyim hatta ikili tepeyi göreceksiniz şimdi istisnai durumları saymazsak burası da bizim ana trendimiz diye bakabilirsiniz. Ve bu 13.82'ler kırarsa arkadaşlar burada 14.05 hemen gelecek bir nokta tabii ki orası. Sonrasında 14.20, 14.60 eee karşımıza çıkabilecek hedefleri artık konuşabiliriz. Eğer 13.82'ler üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. En azından bir iki, iki kere 4 saatlik kapanış veya en az bir kere Günlük kapanış yapmamız gerekiyor hatta iki gün üst üste kapanış yapmamız daha doğru olur ama e, tabii ki burada bazı riskleri e, göz alacaksınız piyasayı takip etmeniz gerekiyor 13.82'nin kırılıp kırılmadığına e, anlık olarak karar vermek veya bilmek gerçekten zor e, bunu hacimlerle e, kıyaslayarak anlayabilirsiniz belki bir ihtimal e, ama dediğim gibi burada bir müdahale e, durumu e, şurada yaşandığı için bakın burada 13.82'ler üzerine eğer kalıcı olursak 14.05 gelir demiştik. Hatta onun öncesinde gece gelmişti. Ee, ama burada bir müdahale geldi Merkez Bankası'ndan. 13.80'lerden 12.40'lara kadar geldik. Ve sonrasında tekrardan yukarı gittik. Şimdi acaba tekrar müdahale gelecek mi? Aynı noktaya geldik. Burada e, Merkez Bankası ne yapacağı belirsiz olduğu için... Burada tabii ki riskli bir durum var. E, risk olmadan da para kazanılmıyor. E, bu e, kararı verecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Ama burada dediğim gibi 13.85'ler e, bir sonraki hedef olacak. E, 82'ler kırılırsa iğne at atacaktır muhtemelen oralara. 13.90 13 da diyebiliriz ama burada kalıcı olabilecek mi? Müdahale gelecek mi? E, 13.95'ler e, 14'lere doğru giderken bir müdahale olacak mı? Bakın burada da bir yükselen üçgen veya yükselen kama formasyonu oluştu 5 saat bazda. İlginç günler bizi bekliyor ama bizim işin özetine dönersek analiz sistemimize baktığımızda birinci gördüğüm şey burada arkadaşlar hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burada bugün ilk defa uzun zamandır olmayan hacim artışı var. Bu da acaba yeni bir atak mı gelecek? E, biliyorsunuz bugün de kavala davası ile ilgili e, AB tarafından yaptırım e, yapılabileceği açıklandı. Yarın yine çok önemli bir haber var. E, 3 e, Aralık tarihinde enflasyon verisi açıklanacak. Bildiğiniz gibi her ayın 3'ünde üç, açıklanıyor. Bu önemli olacak. E, ben yüksek bekliyorum arkadaşlar enflasyonun beklenenden yüksek mi gelir bilmiyorum ama. Bunun piyasaya olumsuz etkileyeceğini ve dolar tl'yi de birazcık yukarıda toşlayabileceğini düşünüyorum. Bir dava olayı var İkin, ikinci olay. Üçüncü olay bu da Moody'sin yanlış hatırlamıyorsam not kararı var. Bu sabit etkileniyor ve bunun etkilememesini ben beklerim. Yani sürpriz bir şey beklemiyorum açıkçası not durumunda Türkiye'nin. Ve sonrasında da ayın 16'sı yanlışım varsa düzeltin Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ee, ben şu an halen 100 bas puan indirme ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu indirimle beraber tabii ki eğer indirim gelirse 14 TL'nin tutulması çok zor olur arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Onun dışında karar konusunda bir tahminim tabii ki olmayacak. E, halen ortada olduğunu söyleyebilirim. Kararı verecek bir iki kişi var sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi e, artık teknik olarak e, biraz daha bakabiliriz. 5 saatliğe bakalım. 5 saatlik de gördüğünüz gibi ikili tepe var ee, burada 13.75'ler 13.82'ler pardon arkadaşlar 13.82'lerin üzerinde bir kalıcı hareket burada 14 yolunu açar diyor bize 5 saatlik günlük bazda zaten yükseliş trendi de devam ediyor ama yarın artık bir 13.82'leri kırmamız gerekiyor ki bu trend gücünü devam ettirsin diye bize günlük bazda da bir uyarı veriyor. Burada da bir pozitif uyumsuzluk var. Pardon, negatif uyumsuzluk vardı RSI tarafında. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında daha kısa vadeye bir saat diye bakarsak, bir saatlikte kar satışları olabileceğini söylüyor bize. O da 12.61 pardon, 13.61 ile 13.82 arasında birazcık gece sıkışabilir. Onu bize anlatıyor diye ben düşünüyorum. Yorumum bu şekilde. Şimdi e, özetimizi yapmadan önce dolar endeksini unutmayalım dolar endeksinde de bir toparlama var eğer bu da arkadaşlar e, yarından sonra 96.2'lerin e, üzerinde bir hareket yaparsa dolar tl için daha da e, üst rakamları görebiliriz bunu söylemek istiyorum sizlere peki e, şimdi özeti yapabiliriz dolar tl'de yükseliş trendi devam ediyor. 13.52, 55 hatta üzerinde 54 elim üzerinde kaldıkça 5 e, saatlikteki 13.33 kırıldı ve kısa vadeciler için de 13.33'ten e, yükseliş trendi başladı. 13.82 üzerinde kapanışlar. 14.05'e götürebilir. E, dünkü destek dirençlerden e, birazcık daha farklı olacak doğal olarak bugün. E, 13.82 13.95 var. Yazalım. Zararı yok. E, hatta 90 var. 14 seviyesi. 14.05 seviyesi. 14.20, 14.65 seviyesi bulunmakta. E, bu direnç olacaktı yanlış yazdık bunu düzeltiyorum destekte ise şu an 13.61 var 13.55 var e, ve daha altını yazalım mı 13.45'i yazabiliriz belki uzak tarafta 13.33'ler şu an kaldı diyebiliriz e, şöyle bir bakıyorum burada e, 13.33'ler uzak tarafta diyebiliriz doğru e, olur diye düşünüyorum dolar endeksinde 13 pardon 96.2 yukarı kırılırsa burada da düşen yukarı şöyle diyelim düşen trend yani günlük bazda tabii ki bahsettiğimiz şeyler. Evet özetimizi yaptık arkadaşlar her şey açık net diye düşünüyorum günlük bazda 13.54 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder 5 saatlikte dün 13.45'den e, düşüş trendi başlamıştık ve 12.40'a kadar gitmiştik sonrasında 13.33 tekrar yukarı kaldıktan sonra da orada da e, dünkü analizde de söylediğimiz gibi arkadaşlar bu seviyenin altında kaldıkça düşüş devam eder bu seviyenin üzerine çıktıkça Yükseliş trendi başlar diye bahsetmiştik aslında ve buranın kırılması da beraber de şu an 13.82'ler gelmiş durumda 50 kuruşluk bir yükseliş var. Eğer 13.82'ler kırılırsa da burada 14 TL ve üzerinin gelmesini ben beklerim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada çok hızlı bir şekilde Euro Türk Lirası ve diğer paritelerde de bakalım. Burada arkadaşlar yani Euro Türk Lirası'nın önü açılmış gözüküyor. 16-20 seviyesi görülebilir. Sterlin tarafına baktığımızda da yine benzer bir hareket var. 19'lara gidecek bir yol açılabilir eğer dolar TL'de de hareket devam ederse. Bir de borsaya bakalım. Borsada öncelikle Twitter sayfamızdan da paylaştığımız bir grafik var. Dolar bazındaki bir grafiği göstermek istiyorum. Aslında ee, bu aylık grafik, e, aylık grafikte gördüğünüz gibi çok muntazam, muntazam bir e, grafik olduğunu sizlere Twitter sayfamızdan da aktarmıştık. 2009 yılından beri gelen aylık grafikte e, aslında borsa birkaç aydır yukarı gidiyor TL bazında ama dolar bazında aşağı gittiğini görüyoruz ve aslında tarihi e, dip noktalarda diyebiliriz. Yani çok ucuz bir bölgede eğer ülke herhalde iflas etmezse bu bölgenin altına gelmesi e, çok kolay değil. Yani bir 1.30 seviyesinin altına gelmesi çok kolay değil yani şu an dolar diyelim ki 14.50 oldu 1.3 ile çarptığımız zaman 189 binlere borsanın tutunması gerekiyor bu dolar bazında bir yaptığımız analiz şimdi Türk lirasına geçtiğimizde ise burada durum şöyle açıklanabilir Gördüğünüz gibi burada aşağı sarkmalar izin vermiyordu. Tabii ki bu da dolar TL'nin aslında aşağı gelmesiyle oluşmuştu. Tekrardan yukarı gitti. Dolar TL'deki yukarı hareket borsayı da yukarı taşıyor. İlginç bir durum var. Malum bu da aslında ucuz olmasından kaynaklanıyor ve burada da halen yükseliş trendi devam ediyor. 185 binler üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. 184.500 diyelim isterseniz buna. Burada bir ani bir düşüş olursa arkadaşlar ben burada 175 bin 176 bin bölgesini takip etmek gerekiyor e, veya biraz daha üstünde 178 binler var. Buralara gelip e, tekrardan yönünü yukarı doğru çevirmesi e, daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum ama e, bu dolar tl yukarı gittikçe pek salacak gibi de gözükmüyor. İlginç bir durum var. Dolar TL yukarı gidiyor, borsa yukarı gidiyor. E, tabii yabancı yatırımcı da e, olmadığı için piyasa çok normal değil. %40'lar civarında 42'ler civarında yabancı oranı. Evet arkadaşlar burada videomuzu tamamlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenmemi tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizleri takip edebilir. Ve bizlere destek olmak için de arkadaşlar yine abone sayımız artırır. Ve bu durumda da daha fazla büyük bir kitleye erişimini sağlarız. Herkese iyi akşamlar.